Bu ne ya? Göm mü buldunuz lan? Bakkal gene veresiye açtı baba. Takıma giriyorum dedim. Hocayla konuştum dedim. Paranın kokusunu alır almaz ne alırsanız alın. Dükkan sizin de derim. Yumurtaları da Ümmühan getirdi sağ olsun. Yesin oğlan dedi. Maşallah. Bir batımda kaç yumurta veriyor acaba bu tavuklar? Sahaya çıkacağız. Bir güzel beslenelim. Doğru mu? Değil mi baba? Oh Allah'ıma bir şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Nasıl bir oğlan doğurmuşum sana. Görüyorsun değil mi Recep? E hadi soğutma buyur. Ekmeği sen kapar baba. Seversin baş ekmeği. Bak tazecik. Nasıl olacak şimdi? Hoca kaç para verecek? Bak öyle iki kuruş para verirse topu mopunu da ben sana söyleyeyim. Baba şunun şurasını 200 senecik. Lisans alayım para yağacak. Sıkacağız işimizi artık. Rapor alacaksın doktordan baba. 15 gündür okula gitmiyorum ya. Öyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Rapor isterler. Bitmeyi verirsen de. Olmaz baba. Müdür dakikası ne de Cahit Hoca'ya söyler. Bak ben kulübe gireyim, kendime bir yer edineyim. Bunu da okuldan alırız, gider bir yerde çalışır işte. Sana mı soracağım lan? He? Sana mı soracağım lan? Attıracaksın kendini okuldan Narin Hanım. Uyanıklık yapmayacaksın, anladın mı? Sıfır alacaksın, bir alacaksın, sınıfta kalacaksın, kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, hadi bakalım iyi dersler sana. Evet. Noktalı virgül. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Kim söyleyecek? Evet Narin. Noktalı virgül ama fakat gibi bağlaçlardan önce kullanılır öğretmenim. Başka? Sema, kızım kıkırdayacağını sen söyle bakalım. O da virgülün ne olduğunu bilmiyor ki öğretmenim. Nasıl söylesin? Narin. Evet Sema, seni dinliyorum. Sema soru şartı gibi bakıyor öğretmenim. Çocuklar, noktalı virgül sıralı cümlelerin arkasında da kullanılıyor. Değil mi? Nasıl Hikmet başkanım? Dediğim kadar var değil mi? Çocuk iyi hocam. Babası beş para etmez biridir yalnız. Herkes bilir ne bir herif olduğunu. Bela olmasın. Uzun yola çıkacağız oğlanla. Siz merak etmeyin. Onu ben hallederim. İyi. Alalım oğlanı. Birkaç sene izleyelim bakalım ne çıkacak. Uyusuyu uygunsa, başarılı da olursa alırız takımı. Tamam. İyi günler. İyi günler hocam. Kolay gelsin. İyi günler başkanım. Sağ olun. Ne haber? Buyurun Hikmet Bey. Çiftliğe gidiyoruz. Arabayı kapıya getirsin Nuri. Emredersiniz. Hocam bu ne ya? Çocuk nalburda bunun iki katını kazanıyordu ya. Recep kes. Ben nalburdan ne aldığını biliyorum. Taslaman bu kadar alıyormuş. Vallahi billahi yalan hocam ya. Recep. Kulübün elinden gelen bu. İşine geliyorsa. Hem çocuğu olimpiyatlara yollamayacağız ki. Çocuk burada 200 sene çalışacak, çabalayacak. Becerirse takımı alacağız. İnşallah hocam. Yani çocuğun geleceği mevzu bahis olmasa yemin ediyorum para hayatta olmaz. Ece, uzatma. Kızı okula gönderdin mi? Gönderdik. Gidiyor hocam da sayenizde kuaförden aldığı paradan da olduk yani. Bana bak. Eli ayağı tutan aslan gibi adamsın. Elinden el iş gelir. Ben de sana bir iş ayarlarım. Evin bakımı bu iki küçük çocuğa mı kaldı ha? Ne alakası var hocam ya? Allah Allah iş var da sanki biz çalışmıyoruz ya. Sen şoförlük biliyor musun? Yani bilirim. Tamam. Bu kasabada beni severler. Nazım'ın geçtiği insanlar var. Alo. Ahmet oğlum nasılsın? Ben Necati Hoca kulüpten. Sağ olasın. Senin depoda bir şoförlük işi vardı. Hala boş değil mi? İyi. Ona kimseyi alma. Ben sana birini yollayacağım. Recep. O işe başlar.
Sen odasın oğlum. Nasıldım hocam? Başkan beğendin mi beni? İyi. Fena değildin. Bana bak. Sabah erkenden buraya geleceksin. Antrenmanları aksatmayacaksın. Al bakalım. Bu forma. Ayağında 41 değerinde. 40 hocam. Recep, sen de kasabada Cemgöz Ahmet'in depoya uğra. Kırmaz beni. Seni hemen işe başlatacak. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel oğlum. Ne oldu baba? Hoca iş mi buldu yoksa sana? İş buldum. Mutlu musun ha? Mutlu musun lan? Olmadık işler açtınız başımı. Neymiş efendim? Sen futbol oynayacaksın. Mehmet Hanım okula gidecek. Bunların bana ne faydası var? Bir faydası var mı? Yok. Bir de hiç her şey bitti anasını sabahtan akşama kadar kamyon tepelerinin milletin ağız kokusunu çekeceğim. Böyle bir şey yok. Anladın mı bak? Dilenci gibi 2 kuruş para verdi bana. Eve para getireceksin aslanım. Bu kadar basit. Ya baba. Sabahtan akşama kadar antrenman var. Nasıl para getireyim? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra yok. Affedersin kızım. Gel Seher abla. Gel gel. Çıkıyorum ben de. Ötelesi yoktu be kızım. Yok yok. Erol Bey yukarıda mı? Ha, odasında. Ha. Nasıl kız? Dersleri iyi mi? İyi vallahi, maşallah çalışıyor. Sana duacıyım kızım. O gün ne yaptın, ne ettin, aklına nasıl girdin bilmem ama bir ayda bütün notları düzeldi. Aferin, aferin, çalışsın. Seher abla, benim senin oğlandan bir ricam olacak. Hayırdır? Polislik ne işin olur senin? Yok, benim değil. Benim değil de ben... birilerini sorduracağım ona. Bir kasabada bir Yaslıhan diye bir yer. Eğer oranın emniyetinde falan tanıdığı varsa hani, ama kimse duymasın, olur mu? Kolay o. Sen iste yeter. Metin hemencik bulur sana onu. Vekil şeysi mi? Yok yok, hayır hayır. Şimdi değil. Sen hatta bana numarasını ver. Yaz. Ben yüz yüze konuşayım onunla. Sen Metin'le konuş. Kim istersen bulur çıkar sana Metin. Tamam. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sermet nasılsa yakında çözer bu işi. Uzatmaz. Biz işin hukuksal vitrinini düzenliyoruz. Yani nedir? İşleri kitabına uygun götürdüğünü göstermek için varız. Ama Narin çok rahatsız adamdan. Korkmuş. Onu harcamak üzere bu işe soktuğunuzu düşünüyor. Ya tam tersi. Ben ona güvendiğim için soktum bu işe. Ben de ilgilenebilirim dikkat çekmeden. Yani Nari'nin tecrübesi yetmeyebilir. Halleder o. Aslına bakarsan ondan başka da kimse frenleyemez Fırat Kazan'ı. Hadi kalk. Kemal'in orada devam eder. Bir şeyle eşyal konuşuruz, tamam mı? Hadi tamam. Ha bir de sana şeyi soracaktım ya, bu Dilknur Paşaloğlu davası ne oldu? Dava tam karar derken... Hakim sil baştan bilirkişi raporu. Ne diyorsun ya? Attı demek ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.